Şimdi de Ayşenur Gelin'in tepeden tırnağa bembeyaz mutfağındayız. Bol miktarda saklama alanına sahip olan bu mekanda beyazın zarafeti sayesinde hem şıklık hem de temizlik bir arada. Mutfakta hem store, hem tül, hem de bris perde kullanan Ayşenur Gelin perde konusunda biraz kafa karışıklığı yaşamış gibi görünüyor. Diğer yandan beyazlar içine kondurduğu gri siyah masa gelinlerimizden çok eleştiri alacak gibi duruyor. Mermer desenli gri siyah mutfak masasını yine desenli bir halıyla tamamlayan gelinimiz zemine hareket kazandırmış. Siyah metal avize ise bu sade mutfağa biraz iddialı kaçmış. Evet, artık sıra geldi gelinlerimizin yorumlarına. Kızlar mutfağı mı? Yorumlayabiliriz şimdi. Buyurun başlayalım. Merhaba Ayşenur. Merhaba tatlım. Bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Buraya bir kahve almışsın ama önünde limonata var. Onu bağlaştıramadım. Normalde kahve makinem orada, limonatam bu taraftaydı. Ama bugün özel gün olduğu için kahve makinemi bu tarafa almak isterim. Prizime daha yakın olduğu için. Anladım. Bir de Şermin'in evinde bunun ofis kalemliği vardı. Sen de sanırım ofis çöp kovası koymuşsun. Çöp kovasına benzetemedim. Altta tabanlı olur çöp kovası. Birebir aynı. Onun tabanlı olsa ışık kapanırdı. O yüzden koymamışlardı. Ben canım. Tamamen çöp kovası görüyorum şu anda ofislerde kullanılan. Hayır, bence hiç ofise de benzediğini düşünmüyorum. Tam da mutfağıma uyduğunu düşünüyorum. Perdeler ne alaka? Hem store hem perde. Ne canım şöyle yani? Söyleyeyim. Benim karşı tarafım çok yakın olduğu için diğer perdeden kullanamazdım. Tam bir koruma olsun. Evet. Bu zaten nasıl kapanıyor. Yani? Hem kapanıyor hem açılıyor. Evet. Anlatabilir Zebra miyim çünkü. Kızlar? Müsaade ederseniz. Dinlemeyi öğrenelim önce arkadaşım. Sizi dinlemediğim gibi bugün biz de seni dinlemeyeceğiz. İstediğiniz gibi yapın. Bugün benim misafirimsiniz. Benden saygısızlık hiçbir zaman görmediniz, göremezsiniz de. Neyse konuya değinelim. Kız kardeşim bu arada karşımda oturuyor. Ben buranın ışığını yaktım mı onun evine akşamları çok fazla ışık gidiyor. Normalde perdem vardı benim burada. Ama daha sonrasında ışık gittiği için şurayı da aynı şekilde orada perde kullanmıyorum. Işık gittiği için mecbur bu storları takıp üstüne de perde indirmek istedim. Hı hı. O zaman zebra, tüm kaldıracaktın aşkım. Sadece spor perde olacak. Evet. Ve çok kalabalık olmuş. Hayır. Yani salon gibi durmuş. Yok hiç korumalı kalabalık düşünmüyorum. Dediğim gibi benim aslında ilk şimdi zaten tüldü. Sadece ışık gittiği için komşularımı, kardeşimi rahatsız etmek istemediğim için zebra perde kullandım. Tamam tülü çıkartsaydın. Tül evet. Sonuçta ışık fazla korumuyor. Kalmış. Kendin de söylüyorsun. Salon gibi görünüyor. Ben bu şekilde görmek istediğim için tüllü kullanıyorum. Ama kaç gündür herkesin evinde perde yani. Perde. Yani perde ama bakın şimdi şunu söyleyeyim kıza. Şuraya bir tane fon taksaydım. Fatma'nın evindeki burası gibi eyvallah. Tamam yatak odası değil. Tamam, odası değil tamam bir dakika dinlerseniz anlatayım. Madem burası yatak odası değil o zaman ona göre yorum yapın. Zaten mutfağa tamam. Fon gitmez. Karşı komşusu için insan iki tane tül takar mı mutfağına? Bahaneye bak komşusunun evinde ışık kaçıyor. Ne kadar saçma. İkisi olmamış. Niye siz evinizde tül kullanmadınız mı? Yok ama sen de kullanmadık. Arkada eşi vardı. Evet dinliyorum. Şak şak yapıp sesini yükseltmene gerek yok. Tamam sakin dinliyorum. Olayım. Gayet de sakin. Belli oluyor. Bu buraya hiç gitmemiş. Size yani göre gitmemiş. Bu ev benim evim. Ben istediğim gibi yerleştirip koyabilirim. Ayşen, tabii ki de yorumlamaya geldik. Yorumluyoruz. Perdeleri çok ağır kullanmışsın ama halın çok basit kalmış bir de. Karışık. Yani plastik halı basit duruyor. Daha kaliteli halı olabilirdi. Lütfen mutfağında halılarında leke olan arkadaşlarım bana halım için yorum yapmaya evet, hakkı bile yok. Çok karışık. Ben kahve ben senin için demiyorum. Diğer arkadaşlarımda da lekeler vardı. Benim için evet leke vardı. Evet yani lütfen lekesi olan arkadaşlar bana yorum bile yapmasın. Bir de tavanı beğenmedim. Benim halım duvarlarıma, dolabıma, her şeyime, masama, her şeyime uyuyor. Ben burada evet, yemek yaparken çok karışık, bu da karışık. Mesela. Ama mutfak dolapları güzel. Mutfak dolapları evet, beğendim. Mutfak dolapları istediğim evet. Gibi. Hatta senin mutfağında da söylemiştim. Benim mutfak dolaplarım da aynı diye. Evet. Kutularımız da çoğunuz da aynı evet. Hemen hemen. Üst üste çok konuşuyorsunuz. Yorumlarınızı anlamıyorum. Tek tek konuşursanız daha iyi cevaplarım arkadaşlar tamam. Sizi. Halımı dediğim gibi ben beğendiğim için, ben kullandığım için, hoşuma gittiği için halının bu fiyatı nedir? Şey yaptım. Halımın fiyatı çok uygun arkadaşlar. 590 TL. Evet, bayağı büyük. Evet. Peki buna ne demeli? Ne tatlım? Şöyle bir getireyim. Ay şu an yağmur vallahi sen damlattın. Bir damla da olsa damladı yağ. Yağ takıntısı olan arkadaşımızın porselen yağdanlık kullanmasına ne ama diyorsunuz? Ama bebeğim ben şunu söyleyeyim. Evet herhalde kullandığı ne diyorsun? Baharatlığımı gördüğünüz gibi baharatlığımla takım yaptım. Sizin gibi değilim. Baharatlığın çiçekli o sade. Yani olabilir. O baharatlığım evlendiğim tamam, zaman farklı. Bana arkadaşımdan hediye geldi. Ondan dolayı. Yani keşke şunları bir yenileseydin. Başına neler geleceğini biliyordu. Hemen gidip almış. Ay onların da gördük takıntısı olmadıkları herhalde görünen yağdanlıklarını. İnsan misafir geliyor. Eski bir şey değil bebeğim. Sence?
Evet gitti. Beyaz kulplarım... tercih etseydin daha şık durmaz mıydı? Yok tatlım. Olmuyor. Neden dersen yani bana göre olmuyor. Neden? Parkelerim açık renk halım da var. Yani biraz renk katmak istedim ve kulplarım da siyah olduğu için peki, uydurabildim. Peki ne kadar aldın sandalyeyle birlikte? Sandalyesiyle birlikte ben 4 sene önce evlendiğim için peki, 1500 TL. 4 sene değil de 10 sene öncesi bir masa. Ah canım, kıskançlıktan böyle çatır 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 çatlıyorsun. Sadece gülüyorum sana. Senin evindeki masayı da gördük. Atıyorum peki, sana. Peki buzdolabının üstündekini neden kaldırmadın o etiketi? O hiç aklıma gelmedi doğruyu söylemek benimkine gerekirse. Benimkine laf edildi ben yani. Ben seninkine laf etmedim. Yok sadece senin için değil yok, yani. Evet edebilirsiniz. Mutfağına değil bence evine genel olarak güvenmiyordu. Bizi agresif bir şekilde karşıladı. Verdiği puanlar adaletsiz olduğu için kendisi de adaletsiz puanlar alacağından korktu. Aslında güvenmediğim için mi gerilmişim? Keşke kendileri kendi evlerine güvenip de azıcık çeneleri açılaydı. Ayşenur, o bizdeki detayı hangi renkle uyumlamaya çalıştın? Rose gold renk var. Canım ben onu aldığımda öyleydi. O detaya hiç keşke onu yani mutfakta devam ettirseydin. Halınla masanın da desenleri çok birbirine girmiş. Karmaşık görüyorum şu anda. Boğuldum. Nasıl yani halımla desenler halında, birbirine? Halında geometrik desenler var. Sadece masan, mermer. Şöyle söyleyeyim. Çok ben fazla mutfağıma en uygun halıyı bu şekilde gittiğim yerde bulduğum için bu şekilde aldım. Ya bir tanesini patlatman yeterliydi. Masandaki mermer zaten kalabilirdi. Zaten masam yeterince şey halım da kendini gösteriyor. İkisi de ayrı bir parça. Masamı da patlattım. Halımı da patlattım. Peki Ayşen şurada size bir dolap var. Dolapla ve dolabın evet üstünde birkaç bir şey var. Onları takım yaptırdım. Herhalde unuttum. Şöyle söyleyeyim. Biz mobilyamızı yaptırdığımızda bu iki kapak burada ekliydi. Usta bize o şekilde fiyat aldı ve mobilyam kurulduğunda benim iki kapağım eksikti. İki üst, iki alt. Ben de o şekilde ustaya söyledim. Benden niye hakkımı yesin ki fazla para çok alsın. O yüzden ikişer şeyi aldığım için ben oraya dolap yaptırdım. Üst tarafıma. Gayet güzel. İlk önce arkadaşımıza cevap verdim. Ben sana sordum ama evet, hemen o tarafa. Yok, hiç işine gelince cevap veriyorsun. Abi sonra diye şey yaptığı için hemen oraya ben geçtim. Ben sordum ama hemen oraya dönüş tamam, yaptım. Tamam sanırım buyur döndüm. Yok işime dolabın geldiği gibi değil. Üzerinde eşyalar var dedim. Onları eşyalar, keşke kaldırsaydım. Eşyalar perlindeki gibi eşyalar değil. Sadece orada internetimize bağlanan bir cihazımız var. Kapatabilirdim. Kablolar var canım. Kabloları kapatabilirsin mesela. O kablo mecbur aşağıya iniyor kızlar. Zaten fark i̇şte ettiyseniz bakın. Kapatmışsınız oradan aşağı kapatılabilirdi. Ama işte o mecbur oradan inmesi lazım. Ama düğme oraya bir top bir şekilde tamam oluruyor. Tamam işte mecbur inmesi lazım. Neden orada ne var ki? Ayşe'nin ne demek ne var ki? Ne var orada? Yani ışıklandırma mı var dolabında? Hayır o öyle değil. İnternet kablomuzun diyorum şeyi yani daha fazla çekmesi için o oraya çekiyor. Çünkü bizim mutfağımızda çekmiyor. Bizim bulunduğumuz yerde tek bizim evimiz var. Şu sokakta tek sokak olarak biz evet geçiyoruz. Bize internet kolay kolay bağlanılmıyor. Anladım. O yüzden o kablo orada fazla karışık kablosu var. Sen ne anlatıyorsun ya? Gelirken gördük bir sürü ev var burada. Nasıl sadece sizin eviniz var? Anlatamıyor mu? Anlatamıyor mu? Şurası farklı bir sokak. Burası farklı bir sokak. İstersen git. Yanında başka evler de var bunun saçmalama Allah aşkına. Aynen, size özel sokak mı yaptırdınız siz? Arkadaşım anlatamıyor muyum? Atomat, ne dedin dedin bir daha söyle. Bir daha söyle az önce söylediğini. Terbiyesizlik yapma. Anlamıyorsun. Anlıyorum sen anlamıyorsun. Dinlemeyi öğren biz senin evindeyiz. Sana anlatıyorum ben. Sen de beni dinleyeceksin. Dinleyeceksin önce sağ sen dinleyeceksin. Sağ tarafın evi farklı ev, sol tarafın evi farklı ev diyorum sana. Burada biz tamam ortada kaldığımız önce için önce sen biz dinlemeyi öğren ondan sen sonra cevap ver. Sen öğreneceksin. Ben bitmeden, çok fazla bitmeden ya, yorumlarımız bitmeden pat atlıyorsun, pat atlıyorsun. Arkadaşım bu cevap veriyorum, hakkımı savunuyorum. Sen de gününde böyle savunuyorsun hakkını. Dinleyerek cevap ver. Gördük seni de dinledin. Dinleyerek cevap gördük ver. Dinlediğini. Ben hiçbir zaman size saygısızlık evet yapmadım. Saygı gösterdim. NATO kafa NATO mermer dedi. Saygısızlık yaptı. Sonuçta ben onun evine misafir olarak gelmiştim. Misafirperverliğini beğenmedim. Bizim yorumlarımıza katlanamayacaktı bence. O yüzden bizim konuşmamıza fırsat bile vermeden hemen her şeyi kendi atladı. Evinle ilgili yorum yapmayalım istersen. Çünkü biz yorum yaptıkça sen bizi konuşturmayıp konuş. Konuşamıyorsun ki. Anlamıyorum ya hani. Ya. Evet. Buyur, konuşmuyorum konuş da anlamıyorum da. Evet, sen konuş. Hadi dinliyorum. Hadi yap şovunu yine devam et. Hadi. Ben şov yapmıyorum canım. Keşke siz de benim gibi şov yapmış olsaydınız. Hı-hı. Ama yapmıyorum işte. Tabii. Ben de nişanlı fiyatını öğrenebilir miyim aşkına? Tabii canım. 2018 yılında nişanlandığım zaman almıştık. 3 parça aldım. Buzdolabım,
Çamaşır makinem, bir de bulaşık makinemi aldım. 5500 TL aldım. Normal. Peki evet. Perdenin fiyatı mı? Evet. Perdemin fiyatı da 2000 TL. Storlarla beraber mi yoksa? Yok, balkonum kapısı. Bir de daha sonradan şey yaptırdık biz. Diğer odama, çocuk odama perde yaptırmıştık. O şekilde. Evet, hepsi. Ocak ankastre setini ne zaman aldın? Onu da eşim almıştı. O zamanın fiyatıyla 2500 yine. O da 2500. Kızlar bitti mi yorumlarınız? Bitti. Evet, bitti. Fatma Nur'un getirmiş olduğu hediyeyi de tezgahın üzerine koymuşsun Ayşenur. Evet, ses. Hemen ocağımın kenarına koydum. Bunları çok güzel günlerde kullanacağım. Teşekkür ederim bu arada arkadaşım. Bir dahaki yine evime beklerim. Geldiğinde bunlar da yağlarımı görürsün. Tam eşit olarak yine görürsün. Öyle umuyorum. Evet. Fatma Nurcuğum, bu ince düşüncen için teşekkür ederim. Mutfağımın en güzel yerinde yağdanlıklarını kullanacağım. Şimdi sırada haftanın oyunu var. Malum bugün kolyenin sahibi belli olacak. İddialı mısın Ayşenur? İddialıyım Rises. Bakalım Pervin'in rekorunu geçebilecek misin? Görelim Ayşenur. Görelim Rises.